Herkese merhaba. Maçlar Tepki serimizin yeni bölümünde Samsun Spor Fenerbahçe maçını fanatik Fenerbahçeli olan babamla birlikte izliyoruz, seyrediyoruz. Çok heyecanlıyız. Hadi bakalım, inşallah bol gollü bir maç olur. Güzel bir maç olur. Ve bugün bir konuğumuz var. Samsun Sporlu, Samsun'un evladı Mehmet abi. Mehmet abi hoş geldin. Samsunlu birini getirdik videoya. Hoş geldin. Has Samsunlu, Samsun Spor taraftarı, evet. Fanatik. Fanatik Samsun. Hiçbir Sporlu maçını kaçırmaz. Ve Didem. Didem burada. Beni kardeşim biliyorsunuz. Evet, o da Samsun. Beni de biliyorsunuz. Bunlar üçü de Samsun Sporlu. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. O kadar fanatik Samsun Spor taraftarı ve fanatik Fenerbahçeli'yi bir araya getirdik. Şu videoya özel. Şöyle bir 10.000, 15.000 like gelirse bizi gerçekten mutlu edersiniz. Like atmayı unutmayın. Mehmet abi, Samsun Spor forması kim? Sen de Fener forması. Ben ne bileyim ya, böyle üstüme bunu giydim. Abi evet, baktım maç varmış. Hadi ya. Tamamen tesadüf ya oldu. Gerçekten. Tam tesadüf örneği. Didem sen de öyle değil mi? Tesadüf oldu. Valla ben uyandım, baktım üstümde bu var. Bir ya anda kim giydi bilmiyorsun. İyi oynayan kazansın. Şaka aynen bir yana. Hak eden kazansın. Doğru. Hak eden kazansın. Centilmenlik kazansın. Aynen öyle. Güzel maç olsun. Sakatlıksız aynen maç olsun inşallah. Samsun Fener maçları zaten hep güzel olur. İnşallah bu maçta onlardan biri olur. O zaman skor tahminlerini alalım ama misafirimizden başlayalım tabii önce. Ki, tabii Mehmet ki abi, skor tahmini nedir? Önlüğüm Samsun'dan yana 2-1 diyorum. 2-1 Samsun. Evet. Baba. Tabii ki benim gönlüm Fenerbahçe'den yana 4-1 diyorum ben de. 4-1. Evet. Bir tane yeriz ama. Bir tane yeriz. Didem sen? Ben Samsun'dan yanayım, Mehmet amcamdan yanayım. Ben de 3-1 diyorum. 3-0 pardon. 3-0 yemez. 3-0 Samsun. Asla. Oo 3-0. Benim tahminim sanki 1-1 bitecek gibi geliyor bana. O yüzden ben 1-1 diyorum. Şimdi Samsun yenerse yemek var. Ha bir de evet öyle bir durum da var. Samsun Spor kazanırsa Mehmet abinin sözü var. Yemek ısmarlayacak. Evet. Anne skor tahminini alalım. Annemden almamıştık. 2-1 Samsun. Hayda. Çok abiyle, şaşırtıcı bir skor. Mehmet abiyle aynı. Oy! Hadi be oğlum, at artık ya. Oo. At artık ya. Fred asist yapıyordu ha. Ceko çok kaçırmaya başladın ya. Sıyırmış ya. Fener bu sene nasıl görüyorsun? Fener oturmuş takım yani. İlk üçe oynayan, şampiyonluğu oynayan bir takım. Fenerbahçe aynı sene güçlü. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon pek o kadar değil bu sene. Bu sene Trabzon evet. Yani Trabzon'u şampiyonlukta olacağını zannetmiyorum. Ama bu üç takım mutlaka şampiyonlukta olması gerekiyor. Beşiktaş'ı da çok hani şey düşünmüyorum. Hani belki Talisca, Malisca gelirse toparlar da. Şöyle 3-4 hafta sonra belli olur zaten. Evet. Takımlar oturduktan sonra yani. Ya yine şu an için ben sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'yi görüyorum yani şampiyonluk için. Galatasaray en ideali. Mehmet abi sizin teknik direktör değişmedi değil mi? Hüseyin Eroğlu. Tamam. Ben sanki böyle gitti gibi bir haber duydum ama. Yok. Neyse güzel. 5 yıllık sözleşme yaptın abi. Ya şans vereceksin yani. Samsun şampiyonluğu oynayan bir takım olmayacak. İlk 10 içerisinde kendinde yer bulursa ideal bir sene olur. Ligde tabii. Şöyle. Ligde kalması önemli yani. Yok, ligde kalır da ilk 10'da olup ikinci sene biraz daha yükselsinler. Tabii. Yani hedef ilk 5 içerisinde Avrupa'da oynamak. Aynen. Yani 5 yıl içerisinde. Mert Hakan'ı çıkar. Arkadaş satamadık şu adamı ya. Bize gönderin. Alın ya valla alın. Şimdi bedava. Biz oynatırız. Abi orta saha nerede Samsun Spor'un ya? Evet Samsun. Defansa çekiyor Samsun. Kontrataktan atıp üstüne yatmaya çalışıyorlar anlaşılan. Offside olabilir. Bayrak kalkmadı. Offside. Bakalım. Ha bu kadar net offside de kaldırırsın ya hakem. Neyi bekliyor ki? Şey bitsin evet diye, pozisyon bitsin. Ya tamam da çok netse kaldıracak. Öyle değil. Geliyoruz. Hadi be. Hadi lan. Bas bas. Çık, Allah çık, çık, kontra. Çık, çık, çık. Kontra. Çık. Kontra. Kimse yok ki. Kontra. Abi çıkmıyor ki ya. Baba Ceko ne kadar koşsun. Kapatma lan. Samsun yiyecek. Yiyecek mi? Yiyecek. Çok hatalı pas yapıyor. Aldı. Aldı. Koş arkaya, koş arkaya, koş. Oha. Oha! Ay! Ay! Neresi offside ya? Yok offside falan. Ah be!
Ah varmış lan offside. Tüh. Hadi be tüh be. Geliyor. Aha. Hadi. Ah be. Korner mi? Ah be. Korner tabii ya. Korner ha. Adam atıyor tabii korner ne. Yok out. İlk yarı bitti. Evet. Mehmet abi ne diyorsun? Ortada bir maç. Kazanabilir mi Samsun? İki takım da kazanır. Yani kontrata gidiyorlar bence. Baba? Bence Mert Hakan çıkması lazım. Şivanski'nin girmesi lazım. Yoksa olmaz mı? Yok canım Mert Hakan'la olmaz bu iş. Ben pek beğenmedim Fenerbahçe'yi. Didem sen ne düşünüyorsun taktiksel anlamda? Anne sence kim kazanabilir? Gönlüm Samsun Spor kazansın tarafında ama Samsun Spor defansa yatıp kontratakla gol bulmaya çalışıyor. Mantıklı. Fenerbahçe'de çok fazla baskı yapmıyor. Ama Fenerbahçe'yi sanki biraz daha istekli görüyorum bu maçta. Yani Samsun o kadar sanki kazanmaya değil de beraberliğe yatacakmış gibi bir hava var. Bakalım ikinci yarıda ne olacak hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıda totem olsun diye formamı değiştirdim. Atatürklü formayı giydim. Üstünde atamız var. Şöyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Hadi! Hadi! Ayy. Lan çıkarttı! Çizgiden çıkarttı lan! Samsun abi girin artık ya! 9 kişi savunmada Samsun ha! Aha! Gol! İşte bu! Kral! Ceko! 37 bitti! Deme şu 37'lik devri deme deme. Niye? Gomis üst üste çıkıyorlar. Gomis atma geliyor. Hadi lan Gomis'miş. Başlarım senin Gomis'ine ya. Oo, çok belliydi ya. Çok geç kaldın çok. Ha Ceko'ya yapıyor. Anasını satayım. Şey ne oluyor? Ne göbek bağı aynı kesilmiş adamla. Zaman ne oluyordu? Dejavu mu? Ne evet. Oldu? Evet. Zaman. Vuuuur! Bayrak yok. Vuuuur Fred! Yürü! 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 Abi Fred atıyor bile ya. Fred çakmak da. Abi Fred atıyor ya. Çakmağı takar çakar. Yürü be oğlum be. Ay, ay. Abi ata ata. Ata ata Fred atıyor ya. Başka akıllara adam zarar bir gol. Akıllara zarar. O nasıl çevirdi lan o? Aha nereye atıyor? O ona veriyor. Oho! Evlere şenlik. Hop! Yapıştır. He Samsun geri, bayağı geri yaslanıyor Samsun. Bu, defans yapacağım diye. Bu oyunla bir cacık olmaz bunlar. Olmaz. Maçın pozisyonun başındaki yere bakıyor bence. İrfancan'ın Tadiç'e attığı yer. Orası belki bir şey olabilir. Aa pek bir şey yok gibi. Ulan yemeyin golümüzü be. Yeme golümüzü ya. Hadi evet bak buraya bakıyorlar dedim ben size. Offside. Offside. Net. Net. Ayak önde. Ama Tadiç'in asisti güzel ha. Tık dibine girdi hemen bütün savunmayı açtı. Mehmet abi. Offside değil mi? İptal. Offside. Fred çakmaktaş. Çakmaya çaktı. Hakem bayrağı kaldırdı. O Fred'se hakem de Barney. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Offside tabii canım. Oo babası. Hadi be Samsun. Hadi be. Hiç umut vermiyor Mehmet abi ya. Hiç ışık yok. Yok bence de yok. Penaltı. Penaltı. He. Vardır bir şeyler. Tabii canım. Penaltı. Ara ara. Belki bulursun. Penaltı. Hakem incele. He. Tabii canım. Hakem dur incele. Topa değmeyecek adam. Doğru söylüyor. Evet topa. Topa değiyor adam lan. İlk topa değiyor evet. Oley! Hadi! O ne şuttu öyle? Gerisi öyle şuttu. Hadi Enchan bir tane daha. Bir tane daha topa doğru Enchan. Lan oturma. Ah be. Aha. Lan. Ne oluyor dedim ha. Kırmızıyı çıkart cebinden. Çıkaramıyor da. Ayrıca. Kart çıkmıyor he. Ha Mert'e gösterdi. Enişte makas kesmiyor. İkisine de mi gösterdi ha. Daha, ikisi daha ketti o zaman. Çok güzel, süper. Neydi? Şimanski. Kral. İşte bu. Valla gel buydu. Çok iyi. Tebrik ederim. Gözümüze takalım. Bu kaleciden bir cacık olmaz. Bomboş. Yok bomboş kalıyor. Vallahi olmaz. Aşırtma.
Aslında iyi kaleci okuyor. Şumus, Şumus kimi geçsin kaleye? Bence o geçsin. Fenerbahçe'yi beğenmedim ama Şivanski'nin ikinci yarı girmesi lazımdı arkadaş. Samsun Spor ligden düşer, ben söyleyeyim Mehmet abi. Sen de beğenmedin herhalde. Yok, ben de hiç beğenmedim. Exakt taraftar yani, bunlar ya. Fenerbahçe'yi de beğenmedim, Samsun'u da beğenmedim. Ben ikisini de beğenmedim. Yani gol attı, yenildik evet. Ama yani hiç. Hiç beğenmedim, hiç. Fener'i ne yalan söyleyeyim, Galatasaray'ın maçı daha heyecanlıydı. Değil mi Galatasaray Trabzon? Tabii ki. Sadece ikinci yarısını izleyebilmiştik. İkinci yarı izledim, o bile yetti yani. Heyecanlıydı yani. Galatasaray olsaydı 6-7 tane atardı bu takıma ben şey. Galatasaray 5. hafta gelecek o zaman. Vallahi o Icardi merak ediyorum. Icardi. O zaman 5 tane yeriz merak etme. Ya bu takımda mücadele olmaz. Ya, korkak oynuyor. Korkak oynuyor. Hiç korkak. Benim hoşuma gitmedi. Aynen. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. La 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 Tadiç. Tadiç. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.